Kamplar çünkü gerçekten o coğrafyada çok acılar yaşatıldı. Aralık ayının içerisinde 19-26 Aralık arasında Maraş olaylarının yıl dönümü. Paşa Köşkü dedikleri bölgede daha önce Alevilere karşı yoğun bir şekilde sıkıntı yaşatıldı. Alevilerin ciddi bir şekilde mallarını, mülklerini bırakıp kaçtıkları, yani zorla yerine göç ettikleri bir mekan aynı çerçevede. Yani yürekleri Paşa Köşkü'nde Alevilerin yaralıdır. Alevi gençlerine karşı, oradaki halka karşı yoğun bir şekilde daha evvel de acılar yaşatıldığını biliyoruz. Ve şu an asıl olan Türkiye'de ciddi bir şekilde şu an bir baskı var, bir zulüm var. İnsanları ötekileştirmeye yönelik yerlerden, yurtlarından edinmeye yönelik yoğun bir propaganda da güdülüyor. Bunu yarım bir şekilde görüyoruz. Alevilerin artık üst perdeden bence konuşmaları lazım. Nedir bu üst perdelerimiz? Bir bütünlük içerisinde Alevi kurumlarının bir sorumluluk göstermesi lazım. Artık Aleviler kendi oldukları kurumları, kendi koltuklarını koruma olgusundan bence kendini arındırmaları lazım. Beraber mücadele edip bu tür olayların çözümü çerçevesinde nasıl baskı kitleyle nasıl bir araya gelip de bu zulmü yapanların üzerine nasıl bir baskı oluşturacaklarını koşullarını aramak mükellefindeler. Tabii bu iş dizini bir mantıksal baktığımızda Suriye'de şu an yüzlerce IŞİD yani o örgüte bağlı insanların Türkiye'ye geldiğini yarım şekilde görüyoruz. Ha bu IŞİD mi yaptı? Hayır. Çünkü bu örnek vermek gerekirse Maraş katliamı yaşatıldığında IŞİD'in okulun önemi yoktu. Ve de Sivas katliamı yaşatıldığında yok bence. Çorum'da da öyle. Bu bir zihniyet meselesidir. Melek örnekleri yaşadıkları bir mahalle. O anlamda çevredeki insanlar, kapı komşuları belki oturup aynı kahvede çay içtikleri, beraber oyun oynadıkları, akşamları da insanların gidip aynı televizyon ekranında dizi izledikleri insanlar şu an birbirine düşman olarak görüyorlar. Yakın bir şekilde Maraş'a dönünce bunun aynı versiyonu görülmüştü. Bunun için insanların artık herkesin ezilen kesimlerin, bütün halkların yan yana gelmesi lazım. Beraber mücadele etmesi lazım. Mücadele nedir? Yüreklerin birbirine açacaklar, sevgiyle birbirine bakacaklar, birbirini ötekileştirmeyecekler, ayrıştırmayacaklar. Ama zulüm yapanları da bana dokunmayan ilan bin yaşasın demeyecekler. Ya bu görülüyor ki artık ilan herkesin kapısının arkasında, herkesin kapısına çarpı işareti konumlanmış bir vaziyette. Yani konumlandırılıyor. İlan kafasını kaldırmış, herkesi ısıracak bir pozisyonda. Bence bana dokunmayan ilan bin yaşasın dememiz lazım. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, ülkede yaşayan bütün ezilmiş kesimlerin artık beraber bu zulme, bu haksızlıklara karşı şunu söylemeler lazım. Artık yeter. Gerçekten çok acılar yaşıyoruz. Barışa dair olan umutlarımız her gün azalıyor. Beraber yaşamak koşullarımız her gün zorlaşıyor. İnsanlar ötekileştiriliyor. Bir resim vardı. Gerçekten çok etkilendim. Bir çocuğun, ufak bir çocuğun kapı önünde, o çarpı konulan kapı önünde iki resim. Sosyal medyada çocuklarımız görmüşlerdir. Eğer o çocuk bu akşam o evin içerisinde ailesi de nasıl rahat bir şekilde yaşayacağını ve de nasıl bu akşam uyuyacaklarını düşünemiyorsa ve de biri de düşünemiyorsa vicdan olarak kendini rahatsız görmüyorlarsa, hissetmiyorlarsa o vicdanlara tükürmek lazım. Onun için ben artık net bir şekilde bu zulmü yapanları, bu çarpı işaretleri, kuranları kınamak lazım. Gür bir şekilde herkesin bunun üzerine gitmesi lazım. Bununla beraber 2 hafta önceydi zannedersem Habib Erceme öyle bir saldırı girişimi olduğu kimse gitmiştik ama bugün görüldü ki bu gerçekten çok insanın canını da yakıyor. Artık kimle nasıl olacağını da çok dikkatli de davranmak gerekiyor bu çerçevede. %80 dengesi yerinde olmayan bir insanın yaptığı ki daha evvel de bu konuyla ilgili de bilgi sahibi oradaki idarecilerin olduğunu bugün öğrenmiş olduk. Bu da çok acı. İnsanlar artık birileri de bu çerçeve kullanmamalı, etmemeli. Bir yazık gerçekten bu topluma. Bunun için çok dikkatli de davranmak lazım. Fakat bu Malatya'daki olay çok farklı bir versiyon, çok farklı bir olay. Buradaki insanlara çok geçmiş olsun diyeyim. Alevi Büyükler olarak da, yani ABF yetkilileriyle görüştüğümüzde yarın Malatya'ya gidip, Cuma günü orada olacaklar. Konuyla ilgili bizim oradaki arkadaşlarımız, oradaki akrabalarımız hepsi şu anda orada var.
gerekenleri yapıyorlar. Hak yoldaşlar olsun ama biz kesinlikle o canlarımızın yanındayız. Buna gül bir şekilde her platforma yine elimizden de gelse yapmaya gayret edeceğiz. Ama bugün onların kapıları işaretlenen oradaki insanlarımızın, canlarımızın sabah kalkmışsın ki bizlerin de kapısını işaretlemiş olarak göreceklerdir. Görmemiz de gerektiği kanısındayım. Artık sessiz bir şekilde hangimizin kapısını işaretleyecek olgusunu bir kenara bırakıp el ele tutuşmamız gerektiği kanısındayım.